Evet sevgili YouTube, herkese merhabalar efendim. Yeni bir Project Zomboid videosuyla karşınızdayız efendim. Sevgili kahramanımız Hulusi Berk Cicikoğlu ve ben Deniz Volkan Teacher. Hepinizi selamlarız. Mikrofonumuzu azıcık ağzımıza sokalım. Evet. Şimdi YouTube. Bugün normalde kalkıp şey yapacaktım. Bu etraftaki çiftlik evlerini biraz lootlayıp belki bir yerden bir kürek mürek bir şey buluruz diye ümit ediyordum ki geceleyin ne oldu? Elektrikler gitti. Elektriklerimiz gittiği için hemen gittik dışarıdaki içinde %80 oranında, yani depon %100 dolu değildi, %80'i doluydu. Şeyimizi çalıştırdık. Jeneratörümüzü. Sonra dedi ki işte sporumuzu yaptık, yemeğimizi yedik, sigaramızı falan, işte onları söylemiyorum. Sonra jeneratörü çalıştırdıktan sonra baktım ki gece gitmiş bunlar. Nereden anlıyorum onları da, onu da, elektrik gece gitmiş. Buzluğa geldiğimiz zaman bakınız şu anda donuyor daha. Donuk değil bunların hiçbiri. Normalde donuk idi. Bunlar donma aşamasında şu anda. Bir de ne yaptım? Jeneratörü çalıştırınca şimdi çok fazla şey harcamasın, yakıt harcamasın diye evdeki bütün ışıkları kapattım. Şu anda sadece 3 tane bu buzdolabı, bir tane yan taraftaki şu buzluk elektrik harcıyor. Bir tane de bir ışık varmış bir yerde ama aradım aradım bulamadım. Onu göstereyim size, bakın jeneratörün sağ tıklayıp jeneratöre generator info derseniz gördüğünüz gibi şu anda 74 80'de, bu 74'e düştü birkaç saat içerisinde. Dolayısıyla hemen bugün bizim gidip benzin işini çözmemiz lazım bir şekilde. Şu anda elektriği harcayan, gücü harcayan şeyler işte o buzluğumuz, 3 tane buzdolabımız ve bir tane ışık var diyor ama o ışığı aradım aradım bulamadım. Şu dışarıdaki ışıklar da dahil olmak üzere bütün ışıklara baktım. Hepsi kapalı. Neyse artık dedim, yapacak bir şey yok. Baya çünkü 3-4 kere falan gezdim etrafı. Zaman harcadım yani. Evet, o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Siz de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Ama böyle donarsan olmaz sevgili oyun. Şey alsam mı ki yanıma ya? Dur. Ne olacağı belli olmaz. Ben gideyim bir tüfek alayım yanıma. Shotgun shells. Şunları alalım. Bir tane molotof alalım. Şimdi bu shotgunlardan double barrel mı alsak, çifte mi alsak bu sefer de, ya da bunu kullanmaya devam mı etsek? Hadi bunu kullanmaya devam edelim ya. Gel bakalım sen bir şöyle üstümüze. Sana şuradan bir şeyler takmak istiyorum. Neredesin? Sana ne takarız? Shell holder takarız. Bir tane kayış takalım şöyle. Hepsinden alayım da takabildiklerimi takayım ya. Mostrap hiç zannetmiyorum ama 2x onu da hiç zannetmiyorum ama hadi aldım gitti. Nerede bizim tüfek? Tüfek. Heh. Upgrade. Shell holder çok. Bir tek bunları mı takabiliyoruz? Ha, upgrade sights var bir de. Sling ekleyebiliyoruz. Tamam. Okey, slingimizi ekleyelim.
Ironsight'ı geliştirelim. Shell Holder takalım. Bir de Choke takalım. Choke bakın nasıl damage'i bir anda arttırıveriyor. Okey. Şu arkadaşları buraya... Ya da dur bakayım. Siz burada durun tekrar. Bekle. Bir dakika bekle beni. Beni bekle. Çok sadece şey takılır ya. Shotgun'lara takılır. Zaten üzerine geldiğinde yazıyor bakın kutucuk içerisinde. Shotgun, 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 shotgun. Okey tamam. Bunlar da hep rifle'lara takılıyor. All long guns. Shell holder bu da shotgun'lara. Ben şeyi bir alacağım. 44'lük Magnum'u bir alacağım. 44'lük mermimiz. Onu da alalım. Şuradan Magnum Revolver. Gel bakalım sen de. Sana bir şey eklenti ekleyebiliyor muyuz? Yok, ekleyemiyoruz. Tamam. Dolayısıyla neredeydi bizim eklentiler? Şu arkadaşlar lazer falan ekleseydik bari ya. Ne yapalım? Şunu dolduralım Magnum'umuzu. Tamam. Gel bakalım holster'a sen. Shotgun'ımız. Shotgun'ımızı da dolduralım. Bu da tamam. Bir tane daha ekleyemiyoruz değil mi? Ha, ekleyebiliyoruz. 4 artı 1. Okey. Sen de gel buraya. Şimdi shotgun'ı şimdilik çantamıza bir atalım. Baktık çok lazım oluyor. Çıkarır kullanmaya başlarız. Evet. ...0.9, 0.6 mermileri çıkarsam mı diye düşündüm de. Çıkarmayayım. Yeter. Haydi gidelim. Benzinciye gidiyoruz. Gitmeden önce... ...eski lootları biriktirdiğimiz eve uğramamız lazım. Oradaki jeneratörü almamız lazım. Ona yakıt yüklemesi yapmıştık. %100 de onun yakıtı. Umarım taşıyınca içindeki yakıt bir şekilde kaybolmaz. Allah da kahretmesin seni ya. Aman. Yüzde kaç oldu bu? 18'di. Motorun durumuna bakacağız. Bilgisayarın işlemcisi izin verirse inşallah. İşlemci midir artık, RAM midir yoksa? %6'ya düştü ya. Ona bir daha çarparsak, zombiye falan da çarparsak bu gider. Jort'u çeker bu. Onun için çok dikkatli gitmemiz lazım. Siz de bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız sevgili dostlar. Seyir halindeyken bir adet
Nikotin sakızı çiğneyebilir miyiz acaba? Yani seyir halinde biz de. Vallahi çiğneyebiliyoruz. Ama böyle donarsan olmaz oyun. Sevgili oyun. Sevgili bilgisayar. Niye böyle oldu ya? Kasaya bir vurdum, kendine geldi. Vurma şunlara, vurma. Motor gidecek, yarı yolda kalacağız vallahi. Ben bir şey diyeyim mi? Biz yarı yolda kalırız. Biz kesin bir yerlere vururuz. Oyunda takılıyor zaten. Lag gibi bir şey oluyor. Bir sakız daha çiğne. Yemedi mi? Bir sakız daha çiğne. Şunu hemen alabilir miyiz? Aldık. Peki hemen koyabilir miyiz? Koyduk ama yetişmeyecek kalanı. Hadi bin. Gerisi gelmiyor. Güzel. Biraz zoom out yapalım. Yine 30 kilometre hızla, hatta 25'e düşürelim hızımızı. Canımız yanmamış biraz önceki kazadan sonra. Ay. Yavaş yavaş, sakin sakin gidelim ya. Ya bu aracı kaybetmeyi hiç istemiyorum ya. Çok güzel bir araç çünkü. Minnak böyle. Ama şeyi güzel. Bagaj kapasitesi güzel. 100 kapasitesi var ya. 100 kilo taşıyor. Bunu tamir etmeyi bir şekilde becermemiz, başarmamız lazım. Işıkları yakalım ya. Yağmurdan görünmüyor bir şey. Aa, durdu. Telefon çalıyor. Harika. Bir dakika sevgili YouTube, bekleyiniz. Evet. Çalışacak mı? Çalışmayacak. Gitti. Yok, gitmedi. Tamam. Okeyiz. Bu araçların hepsinden benim motor parçaları sökmem lazım. Bir motor parçası söküyorsunuz. O da %1 tamir etmeyi başarıyor. Yani işimiz çok zor. Yani sağa sola bir sürttürüversek gidecek araba, araç, ATV.
Bir yerlerde bir ATV daha vardı sanki ama hiç hatırlamıyorum ki. Notunu da almadığım için. Sabırlı olacaksınız bu oyunda. Acele etmeyeceksiniz. Çok zor bir şey. Hakikaten çok zor. Yani atıyorum bu oyunu 6 saat, 7 saat, 8 saat aynı gün içerisinde üst üste oynadığınızı düşünün. Yani 6. saatin, 7. saatin sonunda arabayla, araçla yolda 25-30 kilometre hızla gitmek biraz insanın canını sıkıyor. Abanıyorsunuz W tuşuna. Sonra zang diye vuruyorsunuz, sonra pişman oluyorsunuz. Beklemeyi bilmek lazım aslında. Bu oyun için özellikle. Sabretmeyi bilmek lazım da işte. Hakikaten zor iş. Önüme geçme lan. Bunun benzin deposu ne taraftaydı acaba? Neyse zaten bir şey yapacağız şimdi. Şurada bırakalım. Evet, yurttaşlar gelin bakalım. Bizim beta blocker'ımız var değil mi? Bu arada biz panik olmuyoruz. Niye olmuyoruz? Olmamız lazımdı şimdiye kadar. Bir dakika. Aa biz desensitized olmuşuz. Bizim beta blocker'a ihtiyacımız yok artık. Bakınız. Panik olmuyoruz artık. İyi, bir güzel haber. O zaman beta blocker, unfavorite. Git yürü. Seninle hiç işim olmaz bu saatten sonra. Görürsem de almam beta blocker. Öyle diyeyim ben size yani. Evet. Dismantle'layalım. Elektriğimizi geliştirmemiz lazım. Bak, beta blocker dedim, beta blocker çıktı. Gördünüz mü? Bu kaç gündür oynuyoruz şu oyunda? Üçüncü beta blocker karşımıza çıkan ve full paket. Almıyorum, sprey de almıyorum. Sigarayı alırım. Dur lan, spreye bakacağım ya, merak ettim. Beyaz spreyimiz iki tane var. Hadi gel, üç olsun. Neredeydi o? Tamam. Şu arkadaşların üzerine de bakalım. Bir şey yokmuş. Şuraya da bakalım. Okey. Var mı gelen giden? Olma mı? Gelmiyorlar lan. Vazgeçtiler. Valla bindiğimiz taraftaydı diye hatırlıyorum onun yakıt deposu ama bir bakalım. Değilmiş. O zaman şöyle yapıcıyım. Lan.
Jeneratör koymadık ki. Ben de diyorum niye olmuyor iki türlü de. Tek generator diyoruz. Şuraya gelelim. Drop generator diyelim. Connect generator. Info %100 değil mi? Aynen, okey. Tamam. Turn on. Çalıştır bakalım. Şimdi sağ tarafta değilmiş işte. Tamamdır. İçimden bir ses buralarda bir şeyler gelip beni dürtecek diyor ama. Al işte bak geliyor manyak psikopat. Gel ya. Şu da öldüreyim de atarım seni. Uygun bir yere. Senin böğrüne ne saplamışlar? Hunting knife. Survival knife'miş. Ver hadi survival knife. Koş. Koşuyoruz. Bundan sonra koşuyoruz. Bu tamam. Şunu elimize alalım. Bu da tamam. Şunu kapatalım. Yakıt olayımız okey. Şimdi şurada bir adet daha buzluk var mıydı içeride? Yoktu değil mi? Yok. Okey, tamamdır. Şimdi sevgili YouTube. Direkt eve dönmeyelim. Saat 12.30. Ben diyorum ki şöyle neredeyiz de biz? Şurası şey miydi? Oto tamir dükkanı mıydı? Bir bakabilir miyim izninizle? Yok değilmiş. Gun shop var orada. Oto tamir dükkanı neredeydi burada ya? Oto shop. Şurası oto shop. Şöyle koyalım. Photoshop'a bir gidelim. Ama ben burada Photoshop'a gideceğiz ya. Şey yapmak istiyorum. Şehrin içine gireceğimiz için. Pompalıyı alalım bir. Şunları da sadece pompalı mermilerini çıkarsak dışarıya yeter ya. Hatta ve hatta size şimdilik gerek yok. Tamam. Hadi bakalım. Şu aracın durumu neydi? Ona bir bakabilir miyiz bir de? Bunun anahtarı mı yoktu? Evet, anahtarı yok. Engine %43. Engine spare parts çıkarabilir miyiz? Wrench lazım diye benim. Üzerimde wrench vardı.
Neyse. Gelin bakalım. Şuna düz kontak yapabiliyor olmamız lazım artık. Aynen. Yakıt yok. Niye düz kontak yaptık ki? Ben bu arabayı şahsen parçalarım. Ya arkadaş, şurada var wrench ya. Şunu bir eline alacaksın. Kendi başına iş yapamıyor mu bu? Niye böyle oldu ya? Şöyle tutabilir miyim? Success. Engine sıfırlandı mı direkt? Kaç parça alabildim? 2 parça. Bu da %2 demek. Hiçbir şey. Repair engine. Motoru tamir et. Bak %6 ya %8 olacak. Eğer ikisini birlikte kullanırsa. Bakıyorum. Evet. Ay, ay. Farlarımız sıkıntılı biraz. Onları değiştirelim mi? Gitsene şuraya. Okay. Sırf şeyimiz artsın diye yapıyorum bu. Normalde bunları takmaya gerek yok da. Araba tamirciliği becerimiz artsın diye bunları da buraya, eskileri buraya taktım. Değiştirdim yani. Ön farları bunun da bunun. Araçlara... Aha! Oy! Buradan hala gelen giden yok mu gerçekten? Ay, bir kolum kaşındı. Şu kabloyu da şöyle bir alalım bu tarafa. Disposable camera. Deri ceket. Okay. Şurada neler var? Okay. Şu ne yerdekiler?
Ha, şapka ters duruyor. Tamam. Şimdi bu vatandaşları ben bir halledeyim de şu ATV'ye bakmak istiyorum. Neymiş, Texas Chainsaw var. Video için oynanır. Demiş Sayın Akalali. Coral Island var. Var da var. Ha, ben yine yani bu ay şey aldım. Gittim. 160 lira verdik. Benim için büyük para. Game Pass aldık. Yine gidip Zomboid oynuyoruz. La oğlum bir dur bir. Ondan önce gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Dur acı, seninle şimdi ilgilenemem. Videodayım. Video bitsin. Gün bitsin sonra ilgileneceğim. Senin mesajlarına dönüş yapacağım. Neyimiz yükseldi? Baltacı Osman Paşa mı? İbrahim Paşa. Ulan şu baltacının adı neydi ya? O mu arttı? Evet, 5 olmuş. 4 idi. Pekala. Sizin üzerinizde bir şey var mı? Parfüm var. Anam canım. İstemiyorum var. Ben gayet güzel kokuyorum zaten. Hulusi Berke. Bir bebek totosu gibi yumuşak. Bebek pudrası gibi mis kokuludur. Hulusi Berke gül kokar, mis kokar. Gelin vatandaşlar, gelin. Toplanın. Denk getiremedim ya la koca adamın kafasını. Koca adamın kafası. Kafası koca adam. Hanımlar. Buyurun. Siz neden gelmiyorsunuz? ATV değiştireceğim ya. Bunun motoru cortlayacak. Nasıl olsa artık düz kontak yapmayı biliyoruz. Hunting knife. Ver. Sende ne var? Oyuncak bebek. Ne edem oyuncak bebeği? Yani süs olsun diye alabiliriz ama kaçmış 0,1. Hadi gel hadi. Hafif misin madem? Madem ki hafifsin, şunu elimize bir alalım. Umarım durumu iyidir ya o şeyin, ATV'nin. Gelen giden var mı lan? Yok. Okey. Neler varmış burada? Duffel bag, trauma bag. Bunların içerisinde yiyecek, miyecek, panço. Wind water. Ben şunu giyeyim ya. Pançoyu giyeyim. Niye giymiyorum pançoyu? Aynen, deri ceketi biraz askıya alalım çünkü yağmur yağıyor. Şöyle gelin bakalım. Sonucuma şu gezgeni atalım buraya. Sen böyle gel. Cold pack bandage. Okay. Önde de bir duffel bag var. Bunlar duffel bag de dizsek böyle çok güzel görünür aslında. Nerede duffel bag ha? Siz de gelin şöyle. Tamam. Bunu da buraya attıralım. Süper ya, süper ya.
Sen şöyle gel. Bu arada beni bir tane zombi arkadaş şimdi cırtlatmaya gelecek ama duydum seni bebişim. Bu pançonun şeyi olmamış peki. Bacaklara baksanıza bizim. Polisi Berke'nin bacaklar görünmez adam bacağı olmuş. Böyle teker teker gelin, beni sinir edin, tamam mı? Senin üzerinde levye mi var? Leather jacket. Sağlam bir leather jacket'ım. Lan bu benim mi acaba? Yok, benimki burada. Parçalı lan bunu. Hadi. Burada da var. Hadi bunu da parçala. Okey. Şimdi sen çantaya. Seni istemiyorum gari. Ben pompalıyı geri kaldırıyorum ya, vazgeçtim. Pompalamalı işimiz olmayacak gibi görünüyor. First aid kit şuraya alayım, atacağım. Jacket bloody. Sen üstümde durabilirsin. Sen gel. Siz gelin. Magnum. Hadi dursun şimdilik. Sen gidebilirsin. Survival knife, sen gidebilirsin. Molotov kokteyli dursun, pompalıydı bir beta blocker, güle güle. İşim olmaz seninle artık. Tamamız, şunları dolduralım. Tabi neye bakmadık en önemli şey? Vehicle mechanics. Evet, biraz tırt. Ama ve lakin en azından motoru %73. Bunun motoru komple çıkarsak... Bir dakika bir şey. Take engine parts trainer, uninstall all. Aa, jack diyor. Kriko lazım. Uninstall all dediği burada. Acı bir şey diyeyim mi? Ben buna geçeceğim mecbur. No, o ne lan? Şevalye Dart ki şu mavi arabanın anahtarı mı? Şevalye Dart diye mi geçiyor yoksa? Ya yine F'ye bastım. Allah kahretmesin ya. Nefret ediyorum ya. Nefret. Durun lan. Madem nefret ediyorum, ben F'ye basmayayım, dur. Options. Controller. Neredeydi key bindings ha? Nerede bu F? Toggle vehicle headlights. Bunu ben assign. No key mi? T yapacağım. Tamam, okey. Keep both. T'ye basınca chatlik bir işimiz yok ya. T yapacağım. Assign, keep both. Chat nerede? Bizim chatlik işimiz yok ki. Bunu da Y yapayım.
Walk to. Okey. Kick buff. Okey, ta kalabilir bu. Y tuşuyla yürüyebiliyormuşuz değil mi? Bak yeni öğrendik. Var mı başka gelecek? Şu mavi arabayı bir merak ettim, bakmak istiyorum. Tertemiz görünüyor. Bu arada harita koleksiyonu yapmaya karar verdim. Riverside haritamız var. Bir tane Louisville haritamız olsun. Louisville haritası. Bir tane Rosewood haritası. Gel bakalım, Rosewood haritası sende. West Point haritası. Map. Pam yaptım lan map. Okey. Gel bakalım sende. Cigara sen de gel. Yakıtın yok. Olur, tamam. %56. Pek hoş değilsin. Aa dur, bir şey deneyeceğim. Bunun üzerinde deneyeyim hadi. Nerede bunun şeyi? Engine'i burada. Şunu, aa jack lazım da. Pardon. Kriko lazım. Tamam. Bunların hiçbirini almayacağım. Şunların durumlarına bir bakalım ya. Bu alet %62. Revolver alalım. Full olursa alırım kolonya, onun dışında almayalım ya. Duct tape alırız. Bunlara gerek yok. Senin bagajında ne var? Kilitli. Senin durumun neymiş? Sen biraz tırt göründüğün için hiç bakasım diyor ama. %56 geç. Senin bagaj biraz tırt. Şey, senin komple durumun tırt görünüyor da. Bagajını kilitli. Ona bakalım. Belki birisinin bagajında jack vardır, kriko vardır diye dolanıyorum. Senin bagajında ne var? Sen gel bakalım. Sen olursun. Aa, senin dur anahtarın da varmış. Seni ben alayım. Fazla anahtar göz çıkarmaz. Durumun ne? 59. Senin bagaj kapasiten geniştir diye düşünüyorum. Bir daha dene o zaman hadi. Ulan ne sağlam kapıymış be. Öbür taraftan deneyelim bir de. Yoruldu, geberdi, bitti adam, hadi lan. Açıldı sonunda. Sewing kit. Şöyle bir alalım. Şu iplik lazım olacak.
Annotated Map ne diyor? Bakalım bir. Louisville haritasında diyor ki no place like home. Buralar zombi doluymuş da şurası bir safe house gibi görünüyor. Gidip burayı lootlayabiliriz ilerleyen zamanlarda. Tamam. Seni de atalım çantaya. Bagajda da muşamba varmış. Okey. Bir tek herhalde şu araca bakmadık. Bir de şu onun durumuna bakmadım diye hatırlıyorum bakayım. %58. Ne taşıyoruz bu kadar da yorulduk acep? Duct tape var. Kitli, ne güzel. Durumun ne? %61. Bu da kitli. Sen bir çantaya geç. Paper clip. Bir sigara içelim ya. Bir de şuraya ATV yazalım. Ay. ATV'nin açılımı neydi ya? Bilmem ne terrain vehicle olması lazım. Mantıken, mantıklı düşünüldü. Neyse sonra bir ara bakarız. Binsene oğlum. Benzinliğiyle burada durabilir bu arkadaş. Ben şimdi gideyim tekrar benzinliğe. Hemen doluşun içeri ha. Hemen. Hemen doluşun hemen. Bir daha temizleyeceğiz biz de siz şimdi, değil mi? Aşağıda. Heh, şuraya bak. Arkadaş. Bu ne ya? Bu ne ya? Adam geberdi Hulusi belki. Geberdi yorgunluktan, geberdi. Geberdi garibim. Şuraya bakalım.
spreyken de bilmem neydi falan da filan da. Bunların hiçbirine gerek yok. Şurada bir adet saat gördüm. Nerede? Gördüm de. Rahat bırakmazlar ki. Yaman. Çok da önemli bir şey yok. Şuraya girip elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Suyu. Canı bu kadar mıymış? Şimdi sen bir de sen şöyle bir geçin bakalım. Mermilerimiz duruyor. Şu mermiye ihtiyacımız yok. 38'lik. Deri ceketimiz dursun burada. Crowbar falan filan fiş mekan. Okey, pompalımız da burada. Molotofumuz da burada. Şu arkadaşlardan ilkini alıyoruz. Elimize. Şu arkadaşı çalıştırıyoruz. Ya bir rahat verin ya. Bir rahat verin gari. Yeter ya. Yeter ya. Ya oğlum nereden duydunuz da nereden geldiniz? Ne yapıyorsunuz siz? Beni çıldırtmayın ya. Gel. Şey yok. Yorulduk zaten yani. Allah Allah. Nereden türüyorsunuz? Yerden mi çıkıyorsunuz siz? Düşmüyor da ya. Yat lan aşağı. Tamam. İki tane de benzin bidonumuz var dolu. Kapat bunu. Ne kadar yakıtım kaldı? Güzel. Şimdi sevgili dostlar,
Bence eve gidelim yavaştan yavaştan. Hadi otoyolda, otobanda 30 kilometre hızla gideriz. Şehir içine girdiğimizde 25'e düşürürüz. Evet, gidelim evimizdeki jeneratörün durumuna bir bakalım. Dolayısıyla bizim şu anda dur. Şey gördüm. Special zombi gördüm. Evet. Sevgili YouTube. Molotov zamanı. Molotov kullanalım mı? Bence kullanmaya gerek yok ki. Şöyle baltamızı koyalım. Saçmalarımızı çıkaralım. Hatta kutusunu da çıkaralım. Deri ceketimizi de çıkaralım. Onu giyeceğiz çünkü. Evet, tabii bunu giyebilmemiz için durmamız lazım. Giy bakalım. Helal sana. Sen panço git bakalım şöyle. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Bir sigara içmemiz lazım bir de. Stresimiz bir geçsin. Tamamız herhalde. Başlayabiliriz. Buyurunuz efendim. Ey yavrum, ey yavrum benim be, her yerden geliyorlar. Otoban katili.
Her şeyi şu zombi için yapıyorum ben. Sırtındaki çanta falan kıyafetleri için yapıyorum. Bunlar bitmiyor sevgili YouTube. Niye bitmiyor bunlar? Öldürdükçe yenisi geliyor arkadaş, bu ne lan? İçimden geçti. Ya yat aşağı ya. Hemen kalkıyor şerefsiz Rocky Balboa gibi ya. Allah'ım ya Rabbim. Yoruldum lan, ben yoruldum. Yeter lan, yeter. Yeter. Yeter Serdar, yeter. Ay. Şimdi siz üçünüz gidin çantaya. Nerede benim baltam? Pancho, sen de git, istemiyorum seni de. Çakmak, sen de gidebilirsin.
Şimdi neredeydi bizim öldürdüğümüz o şey? Special zombie. Şuralarda bir yerde, burada mıydı? Burada mıydı? Bakacağız. Survival knife. Ver. Kirbit olur. Kibrit. Antidepresan. Anti be ya. O da olur. Bin altı mıydı geçen videoda bizim öldürdüğümüz zombi sayısı? Öyle hatırlıyorum. Şimdi 1231. Nerede öldürdüydüm ben bu? Ne nomad göçebe şeyi zombi ya. Crash helmet. Ne? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Neye benziyor, ne oluyor, ne bitiyor. Çarpışma. Kaskı. Ama hangi çarpışma? Motor siklet kask gibi mesela. Motorcu kaskı. Nerede oğlum bu herifi, ben nerede öldürdüm ya? Allah Allah, yukarıda bir yerde öldürdüğüme eminim. Bir daha bir şöyle hızlıca bakayım. Allah Allah. Ah şurada, şurada lan. Nomad backpack. Şeyi gördünüz mü, kapasiteyi, çantasının kapasitesini? 34. Bizimki kaç? 27. Bu da demek oluyor ki parka marka. Nomad mask. Nomad trousers. Hmm, 11.2 kilo. Şimdi biz bunu nasıl yapalım? Biz bunu nasıl yapalım? Nerede bizim araç? Koş ulan. Yorgun morgun dinlemem. Koşacağız. Sevgili Hulusi Berke. O kadar zombi öldürdük. Ne için öldürdük? Sırf bunun için öldürdük işte. Üstünden geçme zıp. Günah. Heh. Tamam. Şimdi. Dur. Bizim... Kablo nereden çıktı yine ya? Bizim şeye ihtiyacımız yok artık. Pompalıydı, pompalıydı. Tamam. Ya bunların hepsini taşısana şuraya. Burada ne var? Bunu atacağız.
Okey. Sonucuma buraya geliyoruz. Şunları tek seferde yapabiliyor muyuz? Afiyet olsun diye yapabiliyoruz. Süpersin. Şimdi gel bakalım buraya. Şunu al çantayı sırtına. Large backpack'imizi buraya at. Sonucuma buraya gel. Bunları al. Sen şuraya gel. Bunları al. 34'lük çantamıza at. Sonra bunların hepsini favorite yap. Nasıl? En kısa halde çözdük bu işi de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, geri kalan her şey. Bizim trousers'tan iyi bu, değil mi? Neyse, bunları sonra hallederiz. Bunları bir alalım yanımıza da. Parkamız markamız var. Kışa hazırız. Şimdi ben ne edeceğim? Aşağıya da şöyle bir hızlıca lootlayacağım. Bakacağım ne var ne yok. O kadar öldürdük. Saat 8.30 oldu. Tamam, biliyorum biraz geç oldu ama yani yapacak bir şey yok sevgili YouTube. Bu oyunun olayı lootlamak. Lootlamazsanız lootlanırsınız. Yok, öyle değildi, pardon. Lootlamazsanız lootlanacak duruma düşersiniz. Hehehe. Aki koko. Sen lootlamazsan, ben lootlamazsam nasıl olacak bu işler? Öyle bir şey de vardı. Lootlamayla ilgili çok atasözümüz var ya. Loot kelimesi, loot kavmi mesela oradan geliyor. Çok lootlamışlar onlar. Allah sonra cezalandırmış. Millet zannediyor ki bunlar şey yüzünden işte. Erkek erkeğe, kız kız öyle ensest bilmem ne takılıyorlar. Zıvanadan çıkmışlar. Artık cezalandırılmayı hak etmişler. Niye cezalandırılmış? Loot'u çok kaçırdıkları için. Loot'u çok kaçırıldı. Çok yani loot yaptılar. Ya biz de oraya doğru gidiyoruz şu anda. Türkiye olarak bizde bir loot sevdası yok değil yani bizde de. Zomboid'de de artık oyun bu yani. Burada da zombiler cezalandırır bizi. Ama lootlayacağız. Riverside haritamız var mıydı da bizim? Varmış. Moldro haritamız yok herhalde. Dismantle Digital Watch. Cheap Survival Knife. Cheap Meep alırız. Okey. Şuraya da bakalım. Leather jacket. Kışlık güzel pantolon bir tane bulduk ama. Şu neymiş? Okuyalım bakalım. Oku. West Point'te. Aha. Aha bizim mekanda. Bizim şehirde. Diyor ki all kinds of küfür etmiş orada. Burada çok fazla zombi var diyor. Bir uğrarız. More trouble. Evet, burası bayağı sıkıntılı bir cadde biliyorum. Hardware store might still have stuff. Bu bizim yaktığımız hardware store muydu? Sanırım öyleydi. Yok, şurayı mı yaktıydık biz? Bir yerleri külettiydik ama. Sanırım burası da olabilir. Şuraya bir uğrarız bir ara. Okey, bu Annotated Map'i üzerimde taşımak istiyorum. O zaman bir de
Şurada Lumberjack. Alem mi bunda? Alem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Tam tari da uli da uli da da da. Lan daha burası varmış. Alem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Antidepresan vermiyor. Dijital saatlerin hepsini, dijital saatlerden tiskiniyorum. Ünlü oyuncu dijital saatlerden tiskindiğini söyledi. Karakteri Hulusi Berke ile oyundaki bütün dijital saatleri parçalayan ünlü oyuncu. Ünlü oyuncu da benim ha. Çok ünlüyüm. 300 tane abonem var. Çok ünlüyüm. Sashel geç. Dijital saat parçala. Ses mi duyuyorum bir ara? Ya, orman tarafından gelen mi var? Yok. Dijital saat parçala. Dijital saat parçala. Kibrit al. Kibrit değil bu arada arkadaşlar. Türkçemizi düzgün kullanalım. Kibrit olacak. Kibrit. Kitchen knife al. Ay kibrit, kibrit onlar ne ya? Kibrit, kibrit, kibritçi kız. Alem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Lighter'ı alem ben seni, çakmağı alem ben. Oley, oley, oley. Vay, Allah, herhalde tamam. Şurası da tamam. Şu ablamız da tamam, onlara baktık. Şu ikiliye bakalım ne varmış. Dijital saat parçala. Şunlara da baktık mı bu iş tamamdır. Siyah spreyimiz var mıydı bizim? Black. İki tane varmış. Üç oldu. Bunu da almayız gari ya. Doğru Blay'ı aldık değil mi? Tamam. Dijital saat parçala. Ay, yoruldum. Yeter. Saat 21.20 gitmemiz lazım. ...46 kiloluk lootumuz var. Evet sevgili YouTube'cum, bir videonun, bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız efendim. İstekleriniz doğrultusunda... Ama şöyle bir şey var şimdi, istekleriniz doğrultusunda bunu daha önce de söylemiştim. Sıkı takipçilerimiz bilir. Ben şimdi bu videoyu hangi gün izleyeceksiniz? Bir tahminim yok. Mart ayında muhtemelen. Mart ayının ilk hafta sonunda izleme ihtimaliniz çok yüksek. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Ama ben bunu ne zaman oynuyorum şu anda? Bugün ayın kaçı? 25 Şubat. Cumartesi, pazar günü. Oynuyorum ben bu oyunu, bu videoyu orada çekiyorum. Dolayısıyla sizin ileride yazacaklarınız biraz şey olabilir. Bana geç gelebilir. Bir arkadaş mesela GTA Vice City oyna, bütün görevleri yap demiş. Yani Vice City oynarız belki ama şu anda pek içimi açmadı yani Vice City. Sarmadı.
o fikir. Diyorum ya, Xbox Game Pass aldık. Bir sürü oyun var. Bak Gökhan Hoca da gönderiyor bir şeyler. Bak şunu oyna, bunu oyna diye. Ben yine gidiyorum. Hali hazırda elimde olan Project Zomboid oynuyorum ya. Aslında benim bayağıdır oynamak istediğim Resident Evil 7 var. Biohazard. Şeyi 8'i oynadım. Village. Bitirdim o oyunu. O oyuna sahibim. Kaç? 120-130 liraya falan mı ne aldıydım? Türk lirası hala geçerliyken. Aslında onu... Lan orada dileğin arkasında zombi varmış, sonradan gördüm ya. Resident Evil 7 ve 8'i, Biohazard ve Village'i üst üste oynayıp yayınlamak isterim ancak... Bilemiyorum, siz ne istersiniz? Şu Game Pass oyunlarına bir bakın bakalım, istediğiniz oyun var mı? Ben de oynamayı istersem bakarız. Ben böyle çok kompetitif oyunlar sevmiyorum. Böyle Warzone falan filan modu, neydi lan oyunun adı? Medal of Honor diye isim geldi. Medal of Honor beni andı eskilerden. Modern Warfare'de ne? Call of Duty ha? Call of Duty mesela bana gelmiyor. PUBG'yi oynayasım var. Onu da oynayasım hemen gider diye tahmin ediyorum. Eskiye nazaran çok yenilik gelmiş. Neyin ne olduğunu bilmiyorum artık. Çok basit yani. İlk oyunlarda. Yani oynadığımda en son 4 tane harita vardı. Weekend'i çıktıydı. Sonra bıraktım ben. Kendi de biraz oynayıp. Değil mi? Dur, ilk böyle çimenli oyun, haritanın adı neydi? Her yer çimen. Hatırlamıyorum. Sonra bir böyle uzak doğu haritası gibi minnak bir, isimlerini bile hatırlamıyorum bak haritaların. O var. Çöl haritası vardı. En sevdiğim harita oydu. Ben onun bile adını hatırlayamadım şimdi. Bir de Weekend'i niye hatırladım ki acaba? Karlı harita. Ulan çöl haritasının adı neydi PUBG'deki? En sevdiğim harita odur benim. Millet sevmez çok büyük falan diye. Aa, ulan ya. Ulan bu araba, bu araç sağa çekiyor. Road balance'a sokmamız lazım bunu. Bak hiç, şu anda düz bıraktım ha. Dokunmuyorum. Görüyorsunuz mu? Sağa gidiyor araç. Araba diye isim geliyor. Bak. Bıraktım. Saldım şu anda. Hop. Yol gitti. Dur bir dakika. Yol düzleşsin de. Orada göstereyim. Bu arada çarptığım ağacı göstereyim mi, bu öbür ATV'nin? Şu ağaç. Şu. Aha bu. Önümdeki ağaç. Ona çarptım. Çok pis çarptım ama. Ama öyle böyle çarpmadım. Ona çarpınca gitti motoru, jortladı. %20'ye falan düştü zaten. Sonra yavaş yavaş. Bizim farlar niye yanık değil ya? Sağa çekiyor. Baksana ya. Allah Allah. Evet. Yakıt durumumuz ne alemde? Ne vereyim abime? Generator info. 66'ya düşmüş. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Üzerimizde bozulacak edecek bir şey yoktu. Şimdi bu... Dur. Şöyle bir gel. Şimdi bu değil. Şu dolu. Full dolu ağzına kadar buzluğu. Bunun da ağzına kadar dolu buzluğu. Burada bir adet watermelon var. Ben bunlardan
3 kilo. 3 kilo açamadık. Peki. Bir dakika şimdi o zaman. Şu berileri. Beriler. Gel beri. Şöyle alsam. Tamam mı? Bence yeter. Bunu da buraya alsam. Tamam. Buradaki berileri şimdi yoktan sadece berileri. Alabildiğimiz kadarını şuraya alsak. Bir kısmını buraya alamıyoruz. Okey. Şimdi bunun üzeri komple boş değil mi? Ben bunu alayım ya buradan. Bir tane too heavy for inventory. Anladım abi. Dur. Şunu al ya. Seni ne yapalım biliyor musun sevgili buzdolabı? Seni arka tarafa götürelim koyalım bakalım. Jeneratör ne kadar genişlikteki alandaki bütün elektronik eşyaları çalıştırıyordu acaba? Buradakini çalıştırmaz orası kesin de. Hadi sen şurada dur bir. Tamam. Şimdi şu bizim su olayımız dolmuş mu bütün şeylerimiz? Mis gibiyiz, mis. Deli gibi suyumuz var. Gidelim bir elimizi yüzümüzü yıkayalım doya doya. Her şeyimizi yıkayalım. Oh bunu da doldur. Tamam. Annotated map üzerimizde. Çok karanlık oldu. Seni şimdi buraya atacağım. Burada aciliyetle ilgilenmemiz gereken bir yiyecek miyecek bir şey yok değil mi? Benzin. Yatarız uyuruz şimdi güzelce bir. O dur yemeğimizi yiyelim. Karanlıkta. Sizi karanlıkta koymayayım siz. Neredeydi buranın ışığı ya? Sevgili YouTube. Işığı açalım ya. Hah şöyle. Karanlıkta koymayayım ben size. Şunu bir yiyelim. Şuradan bir nikotin sakızı. Güzel. Yarın diyorum ki. Neredeydi o? Haritanın gösterdiği yer şurası. Değil mi? Burası. Aynen burası olması lazım. Bir daha bakayım. Sarının hemen yanı. Aynen. Yarın o zaman. buraya gidiyoruz. Bir de bir yerde dur. Nerede? Şuraya da gidelim. Böyle ucu kalmış bir yol var. Nerede o? Heh. Bir de şuraya gidelim. Tamam. Hatta eğer yerimiz falan kalırsa bir de şeye gidelim. Aslında şuraya dur bakayım. Photoshop Spifo. Photoshop'la aslında araba tamircisiyle silah dükkanına da gitmek istiyorum. Şurada polis istasyonu. Her yere gitmek istiyorum ya arkadaş. Peki. O zamansa ne yapalım? Şu çantamızı şuraya atalım. Sonracığıma deri eldivenimiz.
deri ceketimiz, falanımız, filanımız, her bir şeyimizi çantamıza bir atalım. Üstüm başımı yıkamadım mı ya? Yüzüm gözüm niye kan içinde benim? Bu dursun. Tamamdır. Nerede bizim çantamız? Bunu da şurada tutalım bakalım, bırakalım. Sporumuzu yapacağız her zamanki gibi. Bence 1 saat değil de 50 dakika yaparız biz bu sporu. Evet sevgili YouTube'cum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize dikkat ediniz. Ben yatıyorum. Işığı kapatmadan gitmeyelim artık değil mi? Önemli bunlar. Dur hatta yatmadan bir de şey yapmak istiyorum. Jeneratörümüze bir bakalım. O şeyi iptal etmiş mi? Generator info. Evet 2 tane buzdolabımız var. Bir tane ışığımız var. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir de buzluğumuz var. Popsicle fridge çarpı 2 dediği herhalde 2 bölmesi var. Ondan kaynaklı bilemedim. Neyse şurada birazcık dinlenelim. Işığı kapattık mıydı? Kapattık herhalde ya. Şurayı açalım. Hadi ben yatıyorum ya. Hadi. Görüşürük. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bye bye.